Herkese merhabalar. Bugün sizlere yeni Citroen C3'ün testinden sesleneceğim. Bu otomobille tanışmak için Karadeniz'in en kuzey noktalarından birisi olan Sinop'a geldik. Citroen C3'ü tamamen değiştirdi. Yani otomobil dünyasında farklı tasarım değişiklikleri görebiliyoruz. Ancak burada çok radikal bir değişim yapmış ve bu otomobilin eski nesile adı haricinde bir benzerliği kalmamış. Buradaki bu tasarım DNA'sına baktığımız zaman özellikle markanın çok yakın bir geçmişte karşımıza çıkardığı kaktüsten esintiler görüyoruz. Bu esintileri en fazla ön yüzde görüyoruz. Gördüğünüz gibi burada LED tipi gündüz farları, farlar ve sis lambaları böyle bir üçlü form şeklinde aşağı doğru alçalıyor. Hani buradaki bu tasarım dilini beğenen ya çok beğenir ya da hiç beğenmez, bence fena değil. Ancak genel olarak bütününe baktığımız zaman çok bence tasarım güzelken buradaki bu tasarım DNA'sını ben kaktüse dahi hala alışabilmiş değilim. Farların özellikle şu farların bu şekilde bir forma sahip olmasının en büyük avantajı da daha korunaklı bir burada alan sunması farlara. Yani ufak çaplı darbeler aldığınız zaman burada potansiyel oluşabilecek farın alabileceği zararları engellemesi bakımından bir öneme sahip. Yani en fazla fonksiyonellik açısından bu ön kısmındaki işte aydınlatma grubunu koruyor olması güzel bir nokta. Otomobilin tasarımını isterseniz kendi zevkinize göre farklı renk kombinasyonlarıyla şekillendirebiliyorsunuz. Mesela buradaki bu kombinasyonu ben kendi adıma çok beğendim. Otomobilin aslında gövdesi beyaz, tavanı kırmızı, burada siyah bir şerit çekilmiş ve bu şekilde çok şık bir görünüme sahip olmuş durumda. Ancak bu kombinasyon harici gördüğünüz gibi bunun gibi çok farklı fütüristik renklerle de yeni C3'ü Citroen size tercih etme opsiyonu sunmuş durumda. Citroen C3'ün bagaj hacmi bu segmentin en iyilerinden birisi. Yani en iyisi değil ama kesinlikle ortalamanın üzerinde 300 litrelik bir bagaj hacmi sunmuş üretici. Yükleme eşiği birazcık yüksek olmasının haricinde bagajın hacmiyle ilgili bence bir problem yer almıyor. Yani bu segment için oldukça yeterli. Söz hacimden açılmışken de arka hacme baktığımız zaman da yine bu segmentteki rakipleriyle kıyasladığımız zaman ben bir problem görmedim. Gerek baş mesafesi gerekse diz mesafesi oldukça iyi. Hatta bu arkadaki hacimle ilgili Citroen'in önemli bir iddiası var. Özellikle arkadakilerin omuz mesafesi bu segmentin en iyilerinden birisi olduğu söyleniyor. Ancak bunu açıkçası hani otomobilin içerisine bindiğiniz zaman 3 kişi daha oturduğunuz zaman çok da fazla hissetmiyorsunuz. Çünkü bunlar çok metrik, çok ufak çaplı detaylar. C3'ün tasarımı bu kadar değişmişken tabii boyutlarda da ufak çaplı değişimler olmuş. Mesela uzunluğu artmış ama bu uzunluk çok çok abartılı bir boyutta değil. Bunlara ek olarak da bence güzel bir detay ve otomobilin tasarımı da daha şık kılmış, daha birazcık daha dinamik kılmış. Otomobilin genel yüksekliği biraz daha alçalmış durumda. Yani ölçümlendirme bakımından da böyle bir fark var eskisiyle kıyasladığımız zaman. Yeni C3'teki tasarımla ilgili önemli ayrıntılardan birisi de Citroen'in yine kaktüste kullanmaya başladığı bu air bump eklentileri. Bu eklentiler özellikle otomobilin tasarımına yandan baktığınız zaman hani farklı bir hava veriyor. Bunlara ek olarak da çok ufak çaplı işte 3 km hıza kadar olan çarpışmaları da sürümleyebiliyor. Veya işte kaldırımın kenarında durdunuz. Buradan inen yolcu biraz dalgınlığı var ve tak diye açtı kapıyı. Kapıyı bir yere vurdu. O gibi bir darbinin olmasını engelliyor. Ancak fonksiyonundan çok bence tasarımını biraz farklı kılmış. Beğenen ya çok beğenir ya da hiç beğenmez durumu var bence burada. Bunlara ek olarak da hani artık günümüzde işte B segmentini bırakın, A segmentinde dahi crossover vari görünümler, tasarımlar görüyoruz. Burada öyle bir iddiası yok C3'ün. Belki farklı versiyonlarıyla olabilir. Ancak öyle bir iddiası yok. Ancak ona rağmen, öyle bir iddiası olmamasına rağmen gördüğünüz bu plastik eklentiler bu otomobile hafiften de olsa segmentinde bulunduğu işte Fiesta'dır, Polo'dur bu gibi rakiplerine nazaran biraz daha böyle crossover vari bir hava katmış durumda. Bunların haricinde bu segmentteki birçok rakibine göre biraz daha farklı bir iddiası var. Gelin şimdi o iddiaya daha yakından bakmak için C3'ün hem içerisine hem de sürüşüne geçelim. C3'ün içerisine geçtiğimiz zaman hani buradaki tasarımı ben eski dönemlerdeki otomobillere biraz benzettim. Özellikle bu havalandırma kanallarında verdikleri bu tasarım formu o algıyı bende daha da fazla güçlendirdi. Bu algıyı bende oluşturan etmenlerden bir diye de konsolun yükseğe konumlandırılmış olma durumu ve bu konsolun oldukça düz hatlara sahip olma durumu. Bu tarz bir algının
ben de oluşmasına sebep oldu. Buradaki gösterge formu tamamen değişmiş. Hani Strand'larda alıştığımız, bildiğimiz o tasarım formunu artık burada yeni C3'te birlikte daha farklı bir forma kavuştuğunu görüyoruz ve bence daha şık olmuş bir bütünlük var burada göstergeler içerisinde ve daha okunaklı, daha net bir şekilde algılanabiliyor. Ekranın aslında büyük bir bölümü analog, ancak ortasında bilgilendirme ekranının dijital ve buradan yol bilgisayarıyla ilgili detayları da alabiliyorsunuz. Ancak otomobilin mesela atıyorum hız sabitlemenin bilgisini buradan değil de şu ekrandan alıyorsunuz. Bu gibi detayların bence yine buradaki önümüzdeki, yani sürücünün önündeki bu ekrandan alması gerekirdi. Ve yeni C3'te birlikte kullanılmaya başlanan yine PSA grubundan artık alıştığımız dokunmatik tipi bir ekranı da burada yeni C3'te birlikte süsüren yer vermeye başlamış. Ekranın bir kere her şeyden önce konumu oldukça güzel. Konumdan kastım şu, biraz böyle hani emanet gibi duruyor gibi yorumlarda bulunanlarınız oluyor. Evet, hani bu ekranın durduğu konum kimilerinin evet hoşuna gitmeyebilir, ancak fonksiyonellik bakımından bu şekilde olması gerekmiş. Ve belirttiğim gibi fonksiyonellik bakımından da oluşabilecek potansiyel problemlerin bu şekilde konumundan sonra önüne geçilmiş. Yani hem ben hem de yanda oturan yolcu şu anda görüyorsunuz kolaylıkla bu ekrana ulaşabiliyorsunuz ki bu B segmentinde, A segmentindeki otomobillerde özellikle büyük bir problem birçoğunda. Yani buradaki ekrana ulaşmakta problem olabiliyor ve direksiyon üzerinden de ekranla ilgili hemen hemen her şeyi kumanda edebiliyor olmanız güzel bir detay. Ekranla ilgili benim en büyük eleştirim, PSA grubundaki diğer testlerimizi izleyenleriniz hatırlayacaktır. Havalandırma ile ilgili detayların buradan bu menüler içerisine gizlenip yapılıyor olma durum pek hoşuma gitmiyor. Mesela yine bu grup içerisinde, yine PSA grubu içerisinde bu ekranın kullanımına dair güzel bir detay var. Bu ekranla ilgili menülere kısa yol geçişleri sağlayan düğmeler konumlandırılmıştı mesela 3008'de. Onun gibi bir detay burada da kullanılsa hiçbir ergonomi problemi kalmazdı. Çünkü bu şekilde her ne kadar şu anda hani yeni olmasından kaynaklı da dokunmatik hassasiyetiyle ilgili çok da bir problem olmasa da zamanla eminim ki hani bu dokunmatik hassasiyeti vesaire biraz daha zayıflayacaktır ve bu da ergonomi problemlerini beraberinde getirecektir. Evet, C3 lansmanında test sürüşümüzü Sinop ve Samsun arasındaki Karadeniz sahil yolunda yapıyoruz. Ara ara burada virajlı yollarda da bu otomobili deneyimledim. Özellikle viraj performansını kendi adıma merak ediyordum ki Strain'in bu anlamda bu otomobili çok da fazla bir iddialı söylemi olması dahi ben kendi adıma merak ediyordum. Neden merak ediyordum? Çünkü birçok üretici artık yeni nesil otomobillerinde daha sert gövdelerle, süspansiyonlarla, şasilerle karşımıza çıkıyor. Gerek küçük segmentte, gerekse orta segmentte özellikle bu durum çok dikkat çekiyor. Ancak Strain bu modanın tam tersine bir rol üstlendi ve bu gibi söylemleri var. Bence bu önemli bir nokta. Çünkü herkes böyle çok sert işte bir karakteri sahip otomobili sevmez. Sevmeyenler eminim ki vardır, ya da ortalama düzeyde sertliğe sahip bir otomobili sevmeyenlerin eminim ki oldukça fazla. İşte onlara bu anlamda, ciddi anlamda hitap edecek bir potansiyeli var bence C3'ün. Yani sürüş anlamında özetle bu otomobilin segmentinin en keyifli ve en eğlenceli viraj limitini, viraj performansı sunmadığını sizlere şimdiden rahatlıkla söyleyebilirim. Özellikle otomobili virajlara sert bir şekilde attığınız zaman net bir şekilde hani gövde salınımlarını bu otomobil segmentindeki rakiplerine nazaran daha net bir şekilde hissettiriyor. İşte bu durum, yani yol tutuş anlamında iddialı olmama durumu konfor anlamında otomobilini daha da güçlendirmiş durumda. Özellikle çukur ve benzeri geçişleri, hani klasik en basitinden o kasis geçişlerini bam gün biliyorsunuz bu otomobillerde çok net hissedersiniz. Küçük segmentteki özellikle otomobillerde C3'te, yeni nesil C3'te birçok rakibine nazaran süspansiyonların sönümlemeleri oldukça güzel. Bu gibi zeminlerde, bu gibi sürüşlerde sizi daha konforlu bir karakter bekliyor. Bunların yanı sıra konforla ilgili önemli bir detay, sürüş yalıtımını da segment içerisindeki yine rakipleriyle kıyasladığımız zaman ben başarı buldum Strain'in C3'ünde. Otomobilin içerisiyle ilgili önemli detaylardan birisi de eşya gözleridir. Fransızlar bu konuda cömert olmayı zaten sever. Bunun izleri de bu C3'te de görülüyor. Mesela vitesin önünde iki bardaklık, onun arkasında ufakça bir göz, onun üstünde balkon gibi bir göz var. Buraya telefon ve benzeri şeylerinizi koyduğunuz zaman çok işlevsel oluyor. Onun altından da USB ve AUX bağlantılarınızı yapabiliyorsunuz veya 12 voltluk bir güç girişi yer verilmiş durumda. Bunlara ek olarak da kapı içindeki gözlerin de yeter düzeyde olduğunu söyleyebilirim. Mesela şu anda 2-3 tane şişe duruyor buradaki bu kapı içindeki gözlerde.
E-frenin arkasında bir göze yer vermiş. Buradaki gözü otomobilin içerisindeki herkesin kullanabiliyor olma durumu da güzel bir detay. Ancak bir kolçak aramadım değil burada C3'te. Citroen yetkililerinin C3 ile ilgili önemli bir söylemi var. Özellikle bu otomobilde kullanılan koltuklardaki minderler alışılageldik birçok otomobile göre biraz daha farklı. Farklı olma durumu otomobilin genel yumuşak olma yapısıyla, yumuşak olma mimarisiyle aslında örtüşüyor. Burada kullanılan minderler oldukça yumuşak ve Citroen'in şöyle bir söylemi var. Yani burada kullanılan minderlerde kullanılan malzeme sizin oturduğunuz zaman vücudunuzun şeklini alıyormuş. Bu da özellikle uzun süreli bir sürüş yaptığınız zaman size daha konfor anlamında yine güzel dönüşler veriyormuş ki evet, ciddi anlamda hani koltukların rahat olduğunu kendi adıma söyleyebilirim. Böyle yumuşak süngerli koltukları hele seviyorsanız eminim ki siz de bu koltukları seveceksinizdir. Yumuşak olma durumunun en büyük handikapı ise işte yine performanslı sürüşe geçtiğiniz zaman görülüyor. Hani otomobili özellikle ani yön değişimli bir limitte ve sürüşte kullanıyorsanız ani yön değişimli sürüşlerde hani bu yumuşak olan koltuklar sizi çok iyi tutamıyor, çok iyi saramıyor. Benim test ettiğim bu Vertuo'nun 100 beygir güce sahip ve ortalama olarak 11.9 saniyede 100 km'ye çıkabiliyor. Motorun kağıt üzerinde oldukça iyi bir tork verisi var aslında. 250 Nm olduğundan bahsediyor Citroen. Ancak bunu sürüşe geçtiğiniz zaman ben biraz daha fazla hissetmek isterdim kendi adıma. Sanıyorum onun sebebi de 5 ileri oranlı bir şanzıman kullanılmış olma durumu. Yani performans anlamında sürüşe geçmeden önce ben beklentimi biraz daha büyük tutmuştum. Evet, 11.9 saniye -0-100 değeri de aslında çok iyi değil ama ara hızlanmaların biraz daha açıkçası daha iyi olmasını bekliyordum. Çünkü tork verisi bu segmente yer alan bir otomobil için oldukça iyi. Bu anlamda biraz beklentimin altında kaldı. Sanıyorum ki o da 5 ileri oranlı bir şanzıman kullanılmış olmasından kaynaklı. Ancak ekonomi bakımından bir Fransız klasiği işler oldukça iyi burada. Mesela ben şu an yaptığım 2-3 saatlik test sürüşünde bir hani karma test tüketim ortalaması yakaladım. Çok dikkat etmeden kullandım. Virajlı bir yolda da kullandım. İşte otobanda da çok fazla dikkat etmedim. Burada kolaylıkla 5.5 litre civarında, 5-5.5 litre civarında bir tüketime imza atabildim. Tabii temponuzu düşürdüğünüz zaman bu tüketimi daha aşağılara çekmeniz mümkün olabiliyor bu otomobille. Citroen'in yeni C3 ile birlikte sunmaya başladığı bir özellik daha var. Özellikle buradan aynanın altındaki bir tuş vasıtasıyla seyir esnasında siz fotoğraf veya video alabiliyorsunuz. Yani şurada aynanın ön tarafında bir kamera var. Mesela bu tuşa uzun basıyorum. Video oluyor belli bir süre. Veya bir kere dokunuyorum. Fotoğraf oluyor. Şimdi bu özellikle şuna yaramış, kaza ve benzeri durumları kayıt altına alabilmenize, yani orada ulaşabilecek şahibelerin önüne geçmenize yardımcı olacak bir sistem. Veya işte siz arkadaşlarınıza, ailenizden birine gittiğiniz yerlerle ilgili bir şeyler göstermek istiyorsunuz. Buradan kolaylıkla görüntü alma olanağı tanımış size. Hani bunu telefonunuza senkronize ediyorsunuz, telefonunuza bağlıyorsunuz buradaki bu kamerayı ve buradan görüntü aldığınız zaman hemen telefonunuza aktarım sağlıyor. Evet, bugün sizlere yeni Citroen C3'ün testinden seslendim. Bu otomobille ilgili sizlerin yorumlarını da merak ediyorum. Bundan dolayı da videonun altına otomobil tasarımı olur, sürüşü olur, belki test sistemleriniz vardır. Bu gibi detaylara ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Ekranda gördüğünüz resimlerden o ilgili videolara ulaşabilir veya logomuza tıklayarak hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olabilirsiniz.